Galatasaraylı oyuncular karşılıklı bu şekilde dizildiler. Omar'ı beklediler. Omar El Abdelawi aylar sonra Nef Stadyumu'nun çimlerinde. Bein Sports ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz. Yepyeni ve özel bir röportajla karşınızdayız. Floremetsu Oktay tesislerindeyiz ve Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar El Abdelawi yaşadığı talihsiz kazanın ardından büyük bir özveriyle çalıştı ve tekrar formasına kavuştu. Türkiye'de ilk özel röportajını bu süreçten sonra Bein Sports'a veriyor ve bizlerle birlikte. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Thank you a lot, Omar, to accept us for this interview. Thank you. İlk soruyla başlayalım. Uzun bir süre sonra tekrar aslında Omar'ı burada görmek hepimiz için çok sevindirici ve güzel bir gelişme. Nasıl hissediyor? I feel very good as evet, anyone. Tekrardan hayatta gibi hissediyorum kendimi. Çok çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim o yaşanan kazadan sonra. Uzun zaman aldı ancak şimdi tekrardan geri döndüm. Takımla beraber çalışmalara başladım. Kendimi çok çok iyi hissediyorum. Göztepe maçıyla yaklaşık 14 ay sonra tekrar sahalara döndü. Kadroda olduğunu öğrendiğinde yeşil zemin ayak bastığında neler hissetti Omar? No, it was a big relief. Benim için çok çok büyük bir andı Göztepe maçı. Bu futbol kariyerim açısından bakıldığı zaman bir hayalin ikinci kez için tekrar gerçekleşmesi gibiydi. Kaza gerçekleştikten sonraki duruma bakılırsa birçok insan zaten çok fazla da belki inanmıyordu geri dönebileceğime. Biraz bu süreç de zorlu bir süreç olarak geçti. Ancak ben tekrar geri geldim. Hazırlıklarımı gerçekleştirdim ve tekrardan sahaya takım arkadaşlarımla beraber çıktım ve biz bu maçı yendik. Hakemlik düdüğünden sonra hiç zorlanmayan bir Omar gördük. Kendisini nasıl hazırladı? The truth is I never really stopped. Açıkçası ifade etmem gerekirse şu an o anda tam anlamıyla kendimi durdurmadım. Hani evet bir şok vardı, bir korku vardı tekrar geri dönemem diye. Özellikle kazadan sonra tam olarak ne olacağını bilmiyordum. Ancak kendimi hiçbir şekilde durdurmadım. Tersine bu kaza gerçekleştikten sonraki süreçte hastanede kaldığım zamanlarda antrenmanlarıma da devam ettim. Hatta abim ve menajerim de şaşırıyorlardı antrenman yaptığım için. Ancak şunun farkındayım. Eğer bir gün tekrardan geri döneceksem bunun ancak ve ancak çalışarak yapabileceğimi biliyordum. Gerçekleştirebileceğimi biliyordum. Dolayısıyla da günde üç kez en azından antrenman yaptım ve kendimi bu şekilde hazırlayarak devam ettim. Türkiye ve Amerika birçok kez seyahat etti, operasyon geçirdi. Özellikle Amerika'nın Cincinnati bölgesinde bir orada antrenörle çalıştı. Bunun kendisine katkıları nasıl oldu? Bu süreci daha çok antrenmanlarla, daha önce söylediğim gibi antrenmanlarla geçirdim ve orada NFL'den bir hoca ile beraber çalıştım. Kendisi bana özel antrenmanlar yaptırdı. Özellikle işte kuvvet olsun, koşu olsun, bu tür çalışmalar yaptırdı. Bunu yapmamın sebebi de tabii kendimi fiziksel olarak, mental olarak hazırlamamdı. Hiç şekilde durmadım. Hani durabildiğim tek nokta hani belki bir hafta durdum. Ancak o da doktor çok çok ağır bir operasyon gerçekleştireceğim söylediyse eğer durdum. Ama onun haricinde hep çalışmaya devam ettim. Ve açıkçası bu ara verdiğim dönemler, çalışmadığım dönemler uzadığı zaman da kendimi daha kötü hissediyordum. Onun için sürekli olarak çalışmaya devam ettim orada. Göztepe maçında sahadaydı ve gelen galibiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamadığını, çok duygulandığını gördük. Mutluluk ve birçok duyguyu barındırıyor. O an neler hissetti hatırlıyor mu? After the game it was just everything was rushing through my mind like I was. Maç sonunda açıkçası bütün o yaşadığım süreç komple gözlerimin önünden geçti diyebilirim. Hani bütün o yaşadığım süreç, tüm o operasyonlar, bütün o antrenmanlar, bütün o çalışmalar ve onlar bir anda gözümün önüne geldi ve kontrol dışı olarak istemsiz olarak bir anda çok fazla duygunun etkisiyle beraber mutluluk gözyaşları döktüğümü söyleyebilirim ama hani iyi anlamda gözyaşıydı. Çaykur Rizespor maçı aylar sonra formasına kavuştu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na çıktı ve arkadaşları bir koridor oluşturdu. Tüm stat arkadaşları alkışlayarak karşıladı. Omar'dan dinleyebilir miyiz? I didn't know they were going to do this. I was not aware of nothing that was going to be in the stadium. Benim için çok çok özel bir andı. Tabii bir önceki maçta da hani sahaya çıkmıştım ancak böyle bir beklentim de yoktu. Hani hiç biraz tesadüf oldu. Onun için de benim için özel bir andı. Takım arkadaşlarımın orada olması, taraftarların olması, bütün Galatasaraylıların orada olması ve bütün o anlarda da bana hep destek oldular. Öyle bir şey görmek çok çok özeldi benim için ve kendimi bu nedenden dolayı da hepsine borçlu olarak hissediyorum.
Kendisi çok güçlü bir karakter. Bir kez daha tebrik etmiş oldum ama fiziksel ve mental olarak kendisi nasıl hissediyor? Well, physically, I think I told you about all my training. Fiziksel olarak daha önce söylediğim gibi hani kendimi sürekli olarak çalışarak hazırladım. Tabii burada sadece çalışma değil, bir yandan diğer taraftan da uyku tabii ki çok önemli. Hani dinlenmeniz gerekiyor, iyi bir şekilde yemek yemeniz gerekiyor ve bunun için gerekli olan ne varsa fiziksel olarak gerçekleştirdim. Mantalite olarak hazırlanmaysa bu birazcık daha zor olan kısmıydı, kolay değildi. Sadece tek düşündüğüm şey, eğer bir şansım varsa bu şansı değerlendirmek istiyorum ve açıkçası zor anların olacağını bekliyordum. Çünkü baktığınız zaman aslında her şey kapkaranlık uyandığınız zaman. Kendi kendime bunu kabul etmem gerektiğini inandırdım ve bu şekilde yola devam etmem gerektiğini kendime telkin ettim. Baktığımda benim bir Allah inancım var ve bu inanca göre de eğer başıma bir şey geldiyse mutlaka bunun bir nedeni vardır. Bilmediğim nedenlerden dolayı da hani böyle bir kaza başıma geldiğini düşündüm. Ani olan gelişen bir şeydi, bir kazaydı. Ancak benim bunun üstesinden gelmem gerekiyordu. Belki de diğer insanlar da aynı şekilde acılar yaşıyorlardı. Benim bundan bir şeyler öğrenmem gerekiyordu. Ve bu durumdan da çıkmam, insanlara iyi örnek olmam gerekiyor şeklinde kendimi konsantre edip bu sürece devam ettim. Yaşanan talihsiz kaza, apar topar hastaneye kaldırıldı. Biz de basın mensubu olarak hemen kapıdaydık o süreçte. En yakın takip edenlerdendik. Doktorla ilk konuştuğunda neler olduğunu hatırlıyor mu? Ya da üst üste operasyonlar geçirdi, olayın gerçekleşmesinin ardından ilk günler Omar açısından nasıl geçti? Well, the truth is I didn't know when it was day and when it was night. İşin aslı şu ki aslında hani oraya hastaneye gittikten sonra her şey benim için siyahtı ve tam olarak da zamanı kavrayamadım. Gündüz müydü, gece miydi, ne olduğunu tam olarak farkında değilim. Sadece siyah bir görüntü ve etrafımda iki seslere daha fazla odaklanıp onları daha fazla duyabiliyorum. Açıkçası korkutucuydu benim için. Ve doktora da hani sordum doğrudan hani durumum nedir diye. Kendisi de bana sol gözümün fena olmadığını ancak sağ tarafın kötü olduğunu söyledi. Zaten ses tonundan da doktorun anlaşılıyordu sağ tarafın kötü olduğu. Ancak bu şekildeydi ilk gittiğim zaman. Futbol dönüp dönemeyeceği ile ilgili şüphe duydu mu? Of course these bad thoughts come to your mind. Imagine everything is totally dark for you and you tabii ki kötü düşünceler insanın aklına ister istemez geliyor ve siz de bunları kontrol etmeniz oldukça zor. Her ne kadar pozitif olmaya çalıştıysam da kaza böyle bir negatif bir kontrol edemeyiz bir tarafı getiriyor size. Kaza gerçekleşmeden önce olabilecek bütün olasılıkları her zaman için düşünürdüm. Hani şu şöyle olursa böyle yaparım diye. Ancak kaza bunu biraz değiştirdi. Ancak kazadan sonra da kendime şöyle bir söz verdim. Ben eğer geri döneceksem bunu ancak ve ancak mücadele ederek, çalışarak üstesinden gelebilirim diye. Ve ben de bu süreç içerisinde mücadelemi yerine getirdim, mücadele ettim. Ve tekrardan sahalara bu şekilde geri döndüm. Işığı gördüğü ilk an, bunu hangi kelimelerle anlatmak ister? Well, it's two times you mean for the left that came quite early or you mean for the right for the first time? Sol ve sağ aynı anda değil. Hani burada sol için ayrı, sağ için ayrı mı? Nasıl anlatmak istersen. Lucky moments. Like I want to well, okay, of course. As everyone know, as soon as the accident happened, everything was dark, so I didn't see nothing. Daha önce söylediğim kazadan sonra herhangi bir şey göremedim ve herhangi bir zaman harfim de yoktu. Dolayısıyla ışık da yoktu. Ancak hatırladığım kadarıyla kaza gerçekleştikten 2-3 gün sonraydı. Sol gözümde bir ışık gördüm. Ve açıkçası o ışığı gördükten sonra da hem heyecan sardı beni hem de bir yandan da korkuya kapıldım. Çünkü uyursam eğer tekrar uyandığımda o ışığın olmaması ben korkuyordum. Yani sol gözüm için hani iyimserdik. Dolayısıyla şey çok bir kötümser bir şeyimiz yoktu ama sağ taraf için birazcık daha özel bir andı. Onun için aylarca çalışmam gerekti. Aynı zamanda bazı operasyonlar geçirmem de gerekti. Ve sağ gözümdeki görüntüyü de son ameliyatımı olmadan
olduktan sonra gördüm ve bunun için de 11 ayın geçmesi gerekti. Hatta doktora da sordum hani ameliyattan sonra görebilecek miyim diye. O da olabilir dedi ve operasyonu bitirdi. Bitirdikten sonra bir bandaj sardı ve daha sonra ben otele gidip o bandajı çıkarttığım zaman 11 ay sonra tekrardan görebiliyordum. Bu süreçte tüm Türkiye kendisine çok önemli destek mesajları verdi. Bu nasıl hissettirdi Omar'a? Yeah, it was incredible really. I've said it before and I will say it again. It was yeah. I just felt no matter who the person was, which team they were supporting, that it didn't matter. Açıkçası inanılmazdı gelen destek. Hangi takımdan olursa olsun insanlar bana destek mesajları attı. Ve ben de ilk başlarda tabii bu mesajları okuyamıyordum, sadece duyabiliyordum. Ancak daha sonradan bu mesajları da okuma fırsatım oldu ve bu mesajlar da benim tekrardan geri dönüşüm çok fazla beni motive etti. Çünkü o mesajlardan insanların beni beklediğini, bana inandıklarını fark ettim. Böyle bir desteği hiç beklemiyordum ancak buradaki bana destek sunan herkese de minnettarım. Bu arada Galatasaray Spor Kulübü de bir aile bireyi olarak davrandı Omar'a. Bu süreçte sürekli yanındaydı. Bu süreci kendisi bize anlatmak ister mi? Well, Galatasaray didn't only give me support. They took me like their child, even which was not. No, of burada course, Galatasaray sadece bana destek vermedi, hani tam tersine çocuklar gibi, çocuğuyla ilgilenir gibi de benimle ilgilendiler. Baktığımız zaman aslında ben kaza gerçekleşmeden kısa bir zaman önce gelmiştim kulübe ve kaza gerçekleştikten sonra da her kademeden burada çalışan herkes bana çok fazla destek verdi, yardımcı oldu, yanında oldular ve hiçbir zaman içinde ben bu borcun karşılığını ödeyemem. Yapabileceğim tek bir şey var, sadece ve sadece sahaya çıkıp elimden gelen en iyisini vermek ve takıma olabildiğince fayda sağlamak. Hastaneye girer girmez birinci saniyeden itibaren, hatta bütün süreç boyunca Galatasaray ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana gösterdi. Sanırım başka yerde olsa, başka bir oyuncu bu şekilde bir şeyle karşılaşsa hiçbir zaman için böyle bir davranışı göreceğini sanmıyorum. Ve ben de bu sevginin karşılığını olabildiğince vermeye çalışacağım kendilerine. Özel bir gözlükle sahada görüyoruz. Hayatının bir parçası zannediyorum ki artık, ama nasıl hissediyor? Like you said, this is a part of me now, but the reason I for people to know, because some people think I use it to see better, but actually this is just for protection. Evet, hoş gözüken bir gözlük olduğunu söylediniz. Artık antrenmanlarda ve maçlarda da ben bu gözlüğü giyiyorum. Ancak bu her ne kadar benim bir parçam haline gelse de gözümde görmekle ilgili bir sıkıntı olduğundan değil, tamamıyla gözümü koruma amaçlı bir aksesuar olarak kullandığımı söyleyebilirim. Son olarak çok önemli bir hayat tecrübesine sahip kendisi. Buradan bir mesajı olacak mı? Çünkü bu savaştan, bu mücadeleden başarıyla ayrıldı ve burada vereceği mesaj çok önemli. Message to everyone. Well yeah, of course it's I think benim örneğim herhalde olabildiğince en zor örnekte, yaşanabilecek en zor örnekte. Ancak herkesin tabii ki bundan çıkartması gereken bazı dersler de var. Hani benim bu tecrübeden edindiğim en büyük ders ise mücadelemi bırakmamam gerektiği ve mücadelemin sonuna kadar devam ettirmem gerektiği de. Ve benim de açıkçası her ne kadar kolay olmadıysa da bu süreç kendi isteklerime inandım ve bunlar için de mücadele ettim. Dolayısıyla herkes için de aynı şekilde her neyle yüzleşiyorsanız, hani zorluk neyse, bunun üzerine gitmeniz ve kendinize inanmanız. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Thank you. And welcome back. Thank you very much. Thank you. Değerli izleyenler, bugün çok özel bir konuğumuz vardı. Florimens Oktay tesislerinde Omar El Abdulli'yi sorularımızı yanıtladı. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Bu şekilde dizildiler, Omar'ı beklediler, Omar El Abdelawi aylar sonra Nef Stadyumu'nun çimlerinde.